Efsanevi çizgi dizi Pokemon hakkında muhtemelen bilmediğiniz 30 ilginç bilgiyle karşınızdayız. Efsanevi Pokemonlardan Articuno, Zapdos ve Moltres'in isimleri İspanyolca rakamlarıyla bitmektedir. Drowsy, tapirden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Japon kültürüne göre tapirlerin kişilerin rüya ve kabuslarını emdikleri düşünülür. Psişik türündeki Pokemonların, böcek, hayalet ve karanlık türdeki Pokemonlara karşı zayıf olması, ortak korkuların bunlara karşı olmasından dolayı ayarlanmıştır. Charizard'ın boyu düşünüldüğü gibi çok uzun olmayıp Messi ile aynı seviyededir. Eevee, Ho ve Grafarig'in isimleri tersten okununca da aynıdır. Vuprise, punç öğrenebilmesine rağmen elinde herhangi bir silah bulunmamaktadır. Bütün Pokemonların öğrenebilecekleri tek TMC Toxic'tir. Vulpix'in kuyruğu aslında tek bir kuyruk gibi başlıyor ve o büyüdükçe birçok kuyruğa bölünüyor. Dialga, diğer ejder Pokemonlarına karşı hiçbir zayıflığı bulunmayan tek ejderha Pokemonudur. Diox bir DNA Pokemon'dur ve DNA'nın harfleri Defense Normal Attack yani savunma, normal ve saldırı modunu temsil eder. Her Pokemon filmi efsanevi Pokemon içerir. Lugia deniz koruyucusudur fakat sütürü değildir. Jesse, James ve Butch Cassidy gibi roket takım üyeleri aslında ünlü Amerikan haydutlarıdır. Aynı zamanda Attila ve Hunda, Hun lideri Attila'dan gelmiştir. Uçabilen Pokemonların hiçbiri safkan değildir. Kanto, Johto, Honda ve Sinnoh'da profesör isimleri ağaç isimleridir. Oak, Elm, Birch ve Rowan. Porygon 2 ve Porygon S şu ana kadar animelerde görülmeyen tek Pokemonlardır. Şimdilik sadece Japonca bölümlerde görülmüştür. Vibrava, kuş tipi olmadığı halde uçmayı öğrenebilen tek efsanevi olmayan Pokemon'dur. Giratina, ejder ve hayalet tipi olduğu halde sadece ejder ve hayalet tipine karşı zayıflığı bulunan tek çift tip Pokemon'dur. Snorlax, gördüğünüz ilk safkan buz tipi Pokemon'dur. Heracross, Megahorn saldırısını öğrenebilen tek böcek Pokemon'udur. Üstelik Megahorn bir böcek tipi saldırısı olmasına rağmen. Animelerde eş ve annesini aynı kadın seslendiriyor. Lucario, Anivus'tan esinlenerek yapılmıştır. Diglett'in aslında ayakları vardır. Pikachu, Raichu'ya evrimleştiğinde parmaklarını kaybediyor. Ayrıca evrimleşmek için yıldırım taşına dokunması gerekiyor. Kangaskhan, ilk Pokemon oyunu yapılırken tasarlanan ilk Pokemon'dur. Porygon önce kendinden küçük, sonra da kendinden büyük bir Pokemon'a evrimleşen tek Pokemon. Jigglypuff, şarkısını tek bir solukta söyler ve tehlikeli olduğu anlarda hiç nefes almaz, bu yüzden onu uyku tozu gibi saldırılarla uyutmak neredeyse imkansızdır. Snorlax'ın midesi, yediği zehirli şeyleri bile zararsız hale getirebilir. Pokemon animelerinin içinde Orange Island'ın oldukça uzun olmasının sebebi, Nintendo'nun Pokemon Gold ve Silver'ı bitirmek için zaman kazanmaya çalışmasıydı. Efsanevi Pokemon'ların dışındaki bütün memeli Pokemon'lar yumurtlayarak çoğalırlar. Eminim birçok arkadaşınız da bu listeden bir haberdir. O yüzden paylaşmayı unutmayın.